Selamlar, ben geldim. Atalart'tan herkese merhabalar. Güzide kanalımın Güzide izleyicileri için en eskiden gelen çizimlerimi paylaşacağım sizlerle. Birazcık nostalji yaşayabiliriz, birazcık da gülebiliriz ama sakınca yok gülmekte çizimlere. Hepsini tek tek paylaşacağım sizlerle. Hazır mısınız? Evet, hemen başlıyorum şuradan. Önce şu kocaman dosyayı bir açalım. Bakalım burada neler var. Burada bir hazine saklı. Evet. Başlıyoruz. Birinci defterle şöyle bir çizim yapmışım. Bakın burada ne buldum. Birine benzetmiş olmalısınız bunu. Şöyle bir çizim. Şimdi çizimleri izledikçe, gördükçe anlayacaksınız ki sizde çizim yaptıkça daha çok gelişiyor. Kaleminiz yeni yeni şeyler öğreniyorsunuz. Kendinizi keşfediyorsunuz. Ve hangi alanlarda daha iyisiniz bunu daha iyi görmüş oluyorsunuz. Kötü bir sulu boya denemesi. Evet, basit bir sulu boyayla yapmışım sanırım. Kağıdım kaliteli değil, sulu boya kaliteli değil. Çıkan sonuç. Ve ben daha sulu boya yapmayı o zaman bilmiyormuşum. Karalamalar. Yani resim yapmak aslında her zaman şahane şeyler çıkarmak değil. Böyle karalama, taslaklar çizebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bunlar sizin çizgilerinizin zamanla kuvvetlenmesini sağlayacaktır, emin olun. Siyah kağıt üzerine beyaz kalemle yaptığım bir çalışma. Sarımsağı farklı malzemelerle çalışmışım burada. Kara kalem, tükenmez kalem, sulu boya, kalemle sulu boya karışımı bir şey yapmışım. Kartonları da değerlendirmişim bu şekilde. Bu da bir sulu boya çalışması. Çocuklarla çalışmışımdır muhtemelen bunu. Evet, kartonlarımız değerlensin. Anime tarzı bir şey çizmişim. Burada milyonlarca böyle sulu boya çalışması var. Bıkmamışım, usanmamışım, sulu boya yapmışım. Bunun içinde bir tane daha var sanırım. Evet, bu da bir kız kulesi. Sulu boya ile yapmışım. Yine ben ve istifçiliğim. Kartonlara. Bu Gökçe Bahadır sanki. Öyle hatırlıyorum. Sulu boyanın başlangıç zamanları. Şunları yapana kadar gerçekten sulu boya nasıl yapılır bunu bilmiyormuşum. Bunu öğrendim. Marilyn Monroe. Kitap aynaçları. Şöyle bir şey yapmışım. Bu akrilik çalışma öğrencilerimle birlikte yapmıştım, öyle hatırlıyorum. Sulu boya çalışması. Bunlar çerçevelerde çok tatlı duruyor. Kendiniz için yapabilirsiniz, böyle şeyler deneyebilirsiniz. Bu da bir sulu boya çalışması. Evet, kartonları değerlendirmece. Akrilik çalışması. Evdeki hiçbir şeyi atmıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Böyle güzel şeyler çıkıyor. Bu da akrilik. İşte böyle çizimlere basit şeyler demeyin. Ne çizebiliyorsanız, nasıl çizebiliyorsanız çizmekten korkmayın.
ve çizin. Zamanla çizgileriniz güçlenecek ve daha güzel çizmeye başlayacaksınız. Tarzınızı yakalayacaksınız. Neleri daha çok iyi çizebildiğinizi, yani akrilik mi, sulu boya mı, kara kalem mi, neden daha fazla hoşlandığınızı siz kendiniz belirleyeceksiniz. Oğlumu çizmişim. Derini çizmiştim. Örtünün üzerine yatmıştı, çimlerin üstünde. Onu çizmiştim. Yani resmini çekmiştim. Daha sonra onu çizmiştim. Bir sanatçı resmi daha. Kıraç. Buralarda böyle eskizler var, karalamalar var. Aslında resmin en önemli kısmı buralar. Buraları güzel öğrendiğinizde, bir objeyi, nesneyi güzel çıkarmayı öğrendiğinizde, bunu görebildiğinizde, bakmak değil, görebildiğinizde artık çizimi öğrenmiş oluyorsunuz. Gerisi sadece sizin biraz daha çaba sarf etmenize bağlı. Resimde ustalaşmanın %70'i yetenek, %30'u çalışmaktır. O yüzden eğer merakınız varsa, biraz yeteneğiniz de varsa kendinizi geliştirmelisiniz. Bol bol çizim yaparak oluyor bu da. Bu şekilde buralardaki eskizler. Bir sulu boya denemesi yapmışım. Bakın bu ince bir kağıt. Sulu boya o yüzden burada kat kat bir deneme yapamıyoruz. İnce kağıt olduğu için. Dokulu kağıtlarda sulu boya çok hoş etkiler yaratıyor. Kat kat üzerine çalışma yapabiliyorsunuz. Karalama, perspektif çalışmışım. Bir parfüm şişesi. Telefon. Evet, telefon. Ve parfüm şişesi. Evet, şimdi bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu 2020'de çizdiğim bir çizim. Resimdeki kişiler kendilerini bilecekler, tanıyacaklar. 2020'de çizmişim bunu. Şu an 2024'teyiz ve 4 yıl önce çizdiğim bir portre resimle şu anki çizdiğim resimlere baktığınızda aradaki farkı çok rahat göreceksiniz. Bol çizim yapmakla, bol çalışmakla oluyor. Bol çizim yaparak çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Resimdeki kişilere selamlar. Evet, yine bir çocuk resim defteri. Bakayım ne çizmişim. Bakın perspektif çalışmışım. Elma, dolma, ne bulursak çiziyoruz. Evet, bir pisicik. Bunları seviyorum ama uzaktan. Tavşan. Kötü kötü bakmış sanki. Organik form çalışmışım. Natürmort. En sevdiğimiz. Kozalak, sarımsak, dolma biberi. Ne bulursak çizmişiz. Çoklu kompozisyon. Evet, evdeki fincan takımını çizmiştim burada. Çizgilerin ne kadar güçsüz olduğunu görebiliyor musunuz? Şu andaki çizimle o zamanki çizim arasındaki farkı, daha kendinden emin, güvenle yapılan çizimler. Portre çalışması, portre oranları, biz de bu yollara çok çalışarak geldik yani. Evet, başın pozisyonları, portre sever biri olarak sürekli portre çizmem peki? Bilmiyorum. Bakın bakın bakın. Burada ne var? Yaşlı bir insanı çizmişim. Maske. Evet, yine çıktı sulu boyalar. Bunda biraz kuru boya da var. Sulu boya ve kuru boyayı karıştırmıştım. Şöyle bir çalışma. Evet, sulu boya portre. Sulu boyayı yeni öğrendiğim zamanlar, kuru boya portre. Benim çizimler sabaha kadar da baksak bitmez.
Çalıştıkça nasıl profesyonelleşmiş çizimler? Sadece bir defa değil, iki defa değil. Sürekli çizerek, sürekli çalışarak bunları sizler de yapabilirsiniz. Evet, bu da bir portre. Hareketli gözler. Bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Daha bir dolusu defter çizim var. Buna bayılıyorum çizime. Al kokuşu çizmiştim. Bunun için çalışmalarda eskizlerdi bunlar. Ama derslerde çocuklarla birlikte çizdiklerimiz. Daha bir sürü var. Bence bunların hepsini göstermeye kalbiniz yetmez, süremiz de yetmez.
Evet, geldik en eski çizimlerime. Tarihi görüyor musunuz? Şimdi öğretmenim demişti ki ben oturacağım, sen de beni çizeceksin. O şekilde çizmiştim. Kadını hiç benzetememişim. Yine bir oturan pozisyon. Burada da yine resim öğretmenim demişti ki elini karşına al, ona bakarak çiz. En iyi çizim bu şekilde yapılır demişti. En iyi çizim bu şekilde öğrenilir demişti. Dergilerde bulduğum insanları çiziyordum. Tabii ki de şu anki gibi internet ve referans resim kolaylığı yoktu. Nil Karaibrahimgil. O zaman da seviyormuşum. Evet, Gökhan Özen aşkımız o zaman da vardı tabii ki. Yeni bir şey değil. Evet, işleri olmayan bir Gökhan Özen. Ama gözlerini benzetmişim bence. Ah, yine bir Gökhan Özen geliyor. Buyurun. Bunu da biraz daha fazla benzetmişim bence. Açıdan kaynaklı sanırım. Diğerinin açı biraz daha zormuş. Üzerine de bir şeyler dökülmüş. Biraz daha diş yapmaya çalışmışım. Ah, biter mi? Biter mi? Bitmiyor. Giderek daha fazla benzetmişim sanki. Bu bir albümün içindeki resimdi. Bu da yine öyle. Peki bitti mi çizimler? Hayır. Ama benim saklama alanım da doldu. Telefonumun şarjı da bitmek üzere. O yüzden burada kesiyorum. Sonuç olarak ne diyoruz? Hiçbir zaman çizmekten vazgeçmiyorsunuz. Hayallerinizden vazgeçmiyorsunuz. Eğer çizmek sizi mutlu ediyorsa bunun peşini bırakmıyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum ve sanatla kalın, hoşça kalın diyorum.